İsmim Emirhan Oktay Boyacı. Bitlisliyim, 30 yaşındayım. Doğma büyüme İstanbulluyum. Genel olarak hep şoförlük yaptım, arabalara olan ilgilerimden dolayı. Herhangi bir mesleğe yönelmedim. Ondan sonra uzun bir zaman önce de bir dükkan açmayı düşünüyordum mahallemde, semtimde. Böyle bir yer uygun gördüm. Ondan sonra aynı anda da babamın vefatıyla birlikte bir sorumluluk almak istedim. Bir adım atmak istedim artık gerçek bir iş, ticaret yapmak için. Pilavcı açmayı tercih ettim. Çok da sevdiğim bir lezzette, beni kendim isteyerek yaptım. Öyle başladım bu hikaye. Ümraniye geliş hikayem, babam çocukluğunda gelmiş buraya 12 yaşlarında. Burada kalmış, tekstil işiyle uğraşmış. Sonradan taksiciliğe dönmüş. Biz de doğma büyüme buralıyız. Ümraniye'de doğdum, büyüdüm. Burada yetiştim. Böyle hayatım devam ediyor. Burada tavuklu, genel olarak konseptimiz tavuklu pilav. Bizim aşçımız çok yetenekli olduğu için biz aynı zamanda kuru fasulyeyi de değerlendiriyoruz yerimizde. Şimdi kavurmamız var, ciğerimiz var. Bunları hepsi birinci sınıf. Şimdi herkes kendi ürününü alır ama ben bir tüketici olarak önce bu işi yapıyorum. Ben ürünlerimi birinci sınıf kullanıyorum. Her şeyim, mesela paketlemem, hepsi birinci sınıf. Mikrodalgaya girebilecek ürünler. İçerisinde ürün 2 saat kaldığı zaman herhangi bir kanserojen madde yaymaması için uğraşıyoruz. Peçetelerimiz, ıslak mendillerimiz, kaşıklarımız olsun. Hepsi öyle genellikle. Mesleğimin zorlukları, tabii ki insanlarla uğraşmak çok zor bir meslek. Esnaf olmak çok zor. Her türlüsü geliyor. Burada gelip benle pilavın gramaj hesabını yapan bile müşteri var. Pazarlık yapan da var. Benim ürünüm hiç soğuk gitmemesine rağmen, tavuğum hiçbir zaman sert bayat olmamasına rağmen bayat diyen var. Pilavın çok kötü diyen var. Tereyağsız diyen var. Kuyruk yağ kullan diyen var. Yani sektörle alakalı çok fazla akıl verip çok fazla zorlayanlar da oluyor. Ya bunların hepsini göz ardı ediyorsun çünkü insanlarla uğraşmak gerçekten zor. Bunu biz kendimiz tercih ediyoruz. Daha çok sakin kalıp insanlara açıklama yapmayı tercih ediyorum. Abi herkesin söylediği tek bir şey var. İnan, çok çalış ve iste. Abi bu gerçekten inanmakla başlıyor. Önce yaptığın işi seveceksin abi. Bu işle ben şuraya geleceğim veya bu işin böyle burada sonu yok demeyeceksin. Kendini geliştirmenin bir türlü hali var. Ben yurt dışında da çalıştım. Ben Japonya'yı da gördüm, Güney Kore'yi de gördüm, Dubai'yi de gördüm. Ama finalde benim olduğum yer İstanbul, Türkiye ve burada bu işi yapıyorum. Çünkü niye? İnandığım işi yapmak istiyorum. Ben orada bazı şeyler kayıp olduktan sonra yapmak istemem mesela. Önce kendim inanacağım, kendim başarmak isteyeceğim. Yani yaptığın iş ne olursa olsun, çöp de toplasan inanarak yapmak abi en önemlisi. Bu adım çok güzel, gelip esnafların desteklemeleri, herhangi bir karşılıksız bize destek olmaları, bizi paylaşmaları, bizle gelip böyle ilgilenmeleri gerçekten çok hoş bir hareket. Benim çok hoşuma gitti. Yani çok mutluyum şu anda o olduğu için. Yani normalde dışarıda şu anda bunu para tutup belki de yapamam. Şu kameranın karşısına geçemezdim mesela. Hizmetleri bence gayet başarılı ve hoş oldu yani.